Eylül, ne biçim siliyorsun kız? Doğru düzgün temizle. Bak şöyle dip bucak oraları falan da iyice sil. Siliyoruz ya işte. Hem sabah sabah ne temizliği bu? Ben daha kahvaltı bile yapmadım ya. Oldu canım benim. Ananın evi mi burası? Allah Allah, alışmışsın tabii. Kahvaltı önüne gelsin, arkan toplansın. Yok öyle ya ama. Kızım, burası koca evi. Gel bakayım. Şuraları da temizle. Börtü böcek gelmesin. Örtü koydum ben oraya değil mi? Niye yere döküyorsunuz? Ha bir de gelip dövseydin bari. Saçımdan tutup sürükleseydin şu monetli laflara bak. Allah Allah, ne dedim ben şimdi ya? Anan yaşındaki kadını çocuğu azarladığın gibi azarlamaya utanmıyor musun sen ha? Yazıklar olsun sana. Ha bir dövmediğin kaldıydı, gel döv bari. Ne oluyor? Ha? Ne bu kavga gürültü? Oğlum, Koray'ım. Şu zalimin elinde ben perişan oldum. Ah burama kadar geldin. Kendi evimde resmen eziyet çekiyor. Bana neler neler ediyor bir görsem, bir duysam. Yapma kızım diyorum, yapıyor. Etme kızım diyorum, bir dünya laf işitiyorum. Dedim ki gel kızım şu evimizi hatta şöyle birazcık temizleyelim. Ne var bunda değil mi? Anam 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 anam. Aha şu camdan aşağı atmadı kaldı beni. Eylül. Neler duyuyorum ben? Ha? Anneme sen böyle mi davranıyorsun? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim, sen bana sabır ver. Bundan ufak ufak kurtulmak lazım artık. Nermin'e başka bir kız ayarladım. Bunun bir değeri kalmadı. Anca boğaz anca yük. Hem sen dur Eylül Hanım. Oğluma yamanıp başkasıyla fingir demek neymiş onu da göreceksin. Burnundan fitil fitil getireceğim seni. Hadi tamam tamam hadi. Sıkma sen canını, hadi geç yemeğini ye. Ben konuşacağım onunla, geç. Sen geç. Sen geç. Ben bunları makineye atıyorum. Başka kirli var mı? Onu da mı ben bileyim? Git bak. Varsa yıka. Allah Allah. Hem makine yok. Evde yıka. Ne demek makine yok ya? İçeride yepyeni makine var. Kız senin elektrik faturasından haberin var mı? Ha? Makine var mıymış? Allah Allah. Kaynat şurada bir kova suyu. Git elinde yıka. Her şeye öyle makine çalıştırılmaz. Ama bakın. Kes. Bir de karşılık veriyor utanmadan. Madem garsonluktan ayrıldın, bundan sonra bütün bu evin işini yapacaksın. Yediğin o lokmayı böyle ödeyeceksin.